Doktor Cesur'la Sağlık Saati'ne hoş geldiniz. Ben Özge Mayet'in. Ben Doktor Orhan Cesur. Bu haftaki bölümümüzün ilk konuğu diş hekimi Gambiz Güderzi. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Sizlere sormalı. Çok teşekkürler. Malum pandemi dönemindeyiz. Evet, ne yazık ki. Bu dönemde diş sağlığımızı nasıl koruyacağız? Neler yapmamız gerekiyor? Sürecin başından beri büyük çabalarla halkımızın sağlığını korumaya çalışan Sağlık Bakanımız ve hep bizim yanımızda destek olan Türk Tabipler Birliği, Türk Diş Hekimleri Birliği'nden aldığınız desteklerle bu süreci atlatmaya çalışıyorsunuz. Evet, aldığımız desteklerle bu süreci atlatmaya çalışıyoruz. Çok zor bir süreç, hepimiz için çok zor bir süreç. Evet. Ama diş de önemli hocam. Şimdi bir ağrı olduğunda ya da devam eden bir tedavi varsa mutlaka bir diş hekimine başvurmak gerekiyor. Evet. İnsanlar belki COVID'e yakalanır diye çekiniyor olabilir bu süreçte ama bu yaklaşımı nasıl buluyorsunuz? Bu sürecin başında hepimiz aslında şaşkındık. Çünkü ne yapacağımızı bilmiyorduk. Doğrusunun ne olduğunu bilmiyorduk. Biz diş hekimleri yıllarca aslında çok iyi korunan meslek, korunan ve koruyan meslek grupların başında geliyoruz. Çünkü evet, bu bir pandemi, bu bir salgın ama tek tehlike bu değil. Bundan önce bir AIDS olsun, bir hepatit B olsun, bir hepatit C olsun, ne bileyim tüberküloz olsun, daha önceki son dönemde domuz gribi, SARS, MERS gibi başka salgınlar da gördük. Dolayısıyla hiçbir şekilde umutsuzluğa kapılmamamız lazım. Hiçbir şekilde diş hekimine gitmemek mi lazım? Hayır, değil ama öncelikle durumu anlamamız lazım. Bu yüzden hepimiz bir kere bir durduk. Evet. Ne yapmamız lazım? Doğrusu ne? Nasıl koruyacağız? Nasıl korunacağız? Bir burada bir durduk önce. Herkes şaşkındı. Şimdi biraz daha bilgimiz daha fazla ilk günlere kıyasla. Her zaman yaptığımız standart rutin kurallar şu. Her gelen hasta, kim olduğu önemli değil. Çocuk, yaşlı, küçük, büyük fark etmez. Bir önemli hastalığı varmış gibi onu korumamız gerekiyor. Veya da taşıyıcı bir rahatsızlığı varmış gibi kendimizi ve sonraki hastayı korumamız gerekiyor. Dolayısıyla muayenehanede yüzey dezenfektanları kullanıyoruz. Bunlar vücut dışında çok güzel işleyen solüsyonlar. Çok güçlü zehirler. 1-2 dakika hatta 5 dakika içinde ne var ne yoksa silip süpürüyor. O yüzden dışarıdan bir korkumuz yok. Covid'de solunum yoluyla geçtiği için, böyle telaffuz edildiği için muayenenin havalandırması daha önem kazanmış durumda. UVC dedim, ultraviyole C sistemlerinden destek almaya başladık. Çünkü daha tehlikeli, daha güçlü hastalıklar gibi görünüyor. Hastalarımıza gelince, hastalarımız hekimlerine güvenmeleri gerekiyor. Hiçbir hekim, hiçbir hastanın can sağlığıyla riske atma gibi bir lüksü olmadığının farkında olmalılar. Belli başlılarını sıralayacak olursak hocam, mesela sizin klinik olarak, bir doktor olarak diş hekimliği yaparken aldığınız tedbirler muayenehanenizde neler? Biz belli başlı. Bu dönemde her zamankinden farklı olarak bu dönemde öncelikle ilk telefon açıp randevu isteyen hastalarımıza COVID bulaş riski olup olmadığını sorguluyoruz. Son zamanlarda HES kodu sorgulamaya başladık. Herhangi ateşi olup olmadığını sorgulamaya başladık. Muayenehaneye geldiğinde ise kullandığı maskeyi enfekte olduğunu varsayıp, çünkü yollarda gelirken de solunumla bir şey maskesine yerleşmiş olabilir. İlk yaptığımız şey maskesini çıkarıp bir kilitli poşete atmak, yeni bir maske vermek, el dezenfektanı vermek, ateşi var mı yok mu bakmak. Ondan sonra içeriye buyur ettiğimizde bir formumuz var. O formu doldurmasını rica ediyoruz. O formdaki sorularla kendi farkında olmadan bir şekilde bulaşmış olma ihtimali var mı yok mu anlamaya çalışıyoruz. Hastayı tanımak için değil mi? Evet, hastayı tanımak için. Sonra hastayı muayene alıyoruz. Hastalarımızı muayenehaneye davet ederken mümkün mertebe çok fazla hasta yakını, yani hastayı refakatçiyle gelmemelerini
rica ediyoruz. Yalnız gelmediler. Evet. Mümkün mertebe saatinde gelmelerini ki hem beklememeleri hem bizim bekletmememiz için. Evet. Saatinde almaya özen gösteririz. Onlara da saatte gelmesini rica ediyoruz. Bekleyen gruplaşmaya müdahale olmasın diye. Tabii ki çünkü bekleme salonundaki teması da minimize etmek lazım. Hastalık malum ilk günlerinde hiçbir belirti vermeyebiliyor. Dolayısıyla her ne kadar biz bütün tedbirleri almaya çalışsak da bir risk var mıdır? Tabii ki bir risk vardır. Ama mümkün mertebe bunu minimale indirmek lazım. Muayeneyi aldıktan sonra iyi bir anamnez alıp dikkatli sorularla hastayı tanımaya ve tedavisine o şekilde başlıyoruz. Tedaviye başlarken tabii ki bize acil bir şey için gelmiş oluyor bu süreçte. Ama acil olmayan işlemlere de var mı yok mu onları da bir muayene ediyoruz. Ki hastayı bir daha gel git yaptırarak mesela bir ay sonra, üç ay sonra, altı ay sonra gelmemesi için bütün risk teşkil eden dişlerini hastaya izah ediyoruz. Ve hastanın kabulü dahilinde ne var ne yoksa mümkün mertebe bir seansta veya iki seansta toparlayıp hasta gel gitlerini azaltıyoruz. Hocam peki uzun süren tedavileri bu COVID-19 pandemi sürecinde askıya mı aldınız yoksa normal yine rutin bütün tedaviler olduğu gibi devam etti mi bu süreçte? Mümkün mertebe acil olmayan her şeyi askıya aldık. Fakat yaşam devam ediyor. Ve süreç uzadıkça daha yavaş yavaş normalleşmeye ve normal prosedürlere dönmeye başladık. Evet. Ama normalden tek farklı olarak hasta seanslarını azalttık. Hastaları daha az gel gitti, daha çok iş yapmaya başladık. Evet. Hastaya bir saat ayırıp 10 defa çağırmak yerine bir gün çağırıp 10 saatte her işini yapmaya çalıştık. Evet. Peki acil şikayetler genellikle neler hocam? Pandemi döneminde gelen hastalar ağırlıklı olarak genellikle hangi şikayet? Diş ağrısıyla geldikleri için ya diş hekimine gidiyor, ya kanal tedavisine gidiyor. Akut fazla ise bir antibiyotik verip göndermek zorunda kalabiliyoruz. Evet. Peki hocam bir konu daha var. Mesela bruksizm. Bunun için evet. Uygulanan botoks uygulamaları var. Bu süreçte onlar da size başvuruyor mu hastalar bunun içinde? Biraz bunu anlatır mısınız tabii bize? Tabii ki. Pandemi öncesi bruksizm dediğimiz şey insanların gece uykuda farkında olmadan dişlerini sıkmaları. Diş sıkması deyip geçmemek lazım. Biz normal çiğneme paterninde, normal çiğneme sırasında 30-40 kilogram bölü santimetre kare hemen hemen bir kuvvetle dişlerimizi yük bindirirken evet. Diş sıkmasında saptanmış minimum kuvvet 120 kilogram. Yani 3-4 misli. Farkında olmadan oluyor değil mi? Farkında olmadan oluyor ve evet. Maksimum saptanmış rakam 480 kilogram. Hmm. Çok çok büyük bir güç. Çiğneme sırasında milisaniyelerle kuvvetler gelirken gece uykuda 1 dakika, 3 dakika, 5 dakika bu kuvvet geliyor. Uzun süren bir... Ve bu uzun süren travmatize güçler dişlerde kırıklara, çatlaklara ve ağrılara sebep oluyor. Dolayısıyla pandemi öncesi biz daha az stresli insanlarla karşılaşırken daha nadir haftada bir, ayda bir böyle bir hastayla, bruksizman bir hastayla karşılaşırken pandemi sürecinin uzamasıyla beraber hemen hemen her gün bir bruksizmanla karşılaşıyoruz. Evet. Hepimiz bu süreçte dişlerimizi sıkmaya başladık. Dolayısıyla yani stresten. İnsanlar dertlerine bir çare arıyor ve en hızlı çareyi arıyor. İşte botoks burada devreye giriyor. Botoks evet çok hızlı. O kası devre dışı bırakıyor. Evet botoksu bir defa yaptırabilirsiniz. Ama eğer bu bruksizm uzun sürüyorsa bir kere yetmeyecektir. Bir daha, bir daha, bir daha. Bu konuda yayınlar daha hala kendi arasında çatışmalı ve çekişmeli. Dolayısıyla biz muayenemizde ilk tercihimiz botoks değil. Daha güvenli, eski yıllardan beri gelen, belki 40-50 yıldır bilinen protokolleri tavsiye ediyoruz. Uzun bir süreç, hastadan bir ölçü alıp bir stabilizasyon splinti hazırlıyoruz. Ve bu splinti hastanın 6 ayla 1 sene arasında kullanmasını istiyoruz. Halk arasında plak diyorlar değil mi hocam? Evet. Bunu? Bir sert plaktır bu. Evet. Diş temaslarını doğru dengelemek lazım. Bununla başarı yakalamak hem daha kalıcı hem daha etkin. Hocam programımıza katıldığınız, bizi bilgilendirdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bursa'da verdiğiniz için. İnşallah fayda olmuşuzdur. Tekrar görmek isterim hocam sizin güzel sohbetinizle. Umarım inşallah. Teşekkür ederiz. Sağ olun İngiliz. Thank you.